Burası Sırçalı Köyü ve Düzce Köyü'nün tam ortasında bulunan taş teras. Sanki yorulmuş gibi yavrumuz var. Hiç de yorulmadık aslında ama. Evet, Yazılı Köy'den girdikten sonra bu Şirin Köy'e çıkıyorsunuz ve şöyle bir ufacık bir köy burası. Mahalle mi? Yani Düzce Köy'üne bağlı bir belde aslında. Mahalle mi derler, ne derler bilmiyorum da. Hemen zaten taş terasta karşılıyor. Harika bir görsel, harika kanyonun görseli burada. Buradan sonra şöyle ileri doğru gideceğiz arabayla. Evet, nihayet vardık. Köyden sonra da arabayla buraya kadar geldik, az kısa mesafe. Ondan sonra da buraya arabayı park edip buradan yürüyeceğiz. Muhtemelen yürüme mesafesi de şu karşıya 1 kilometre kadar vardır. Çünkü böyle bir U yapmak zorundasınız. Buraya arabanızı güvenli bir şekilde bırakıp, çünkü daha ileriye gitmiyor. Biraz ilerisi daha kötü. O yüzden burada bırakıp daha yürümek mantıklı. Hadi. Git. Dedi ya, gidebildiği yere kadar gitti ya. Hava çok güzel. Ortam güzel. Doğa güzel. Yemek yiyor. Evet, geldik Sırçalı Kanyon'a. Taş terasa doğru gidiyoruz, ilerliyoruz. Arabanın gelebildiği en son yere kadar geldik ve arabayı bıraktık. Sanki yorulmuş gibi havamız var. Hiç de yorulmadık aslında ama. Yok. Evet, şu an karşıya geçeceğiz. Zaten buraya geldiğinizde görürsünüz. Belli bir yere kadar araba yoluyla gidiliyor. Ondan sonra doğru, karşıya doğru. Harika oluşmuş zamanlar, doğal yapıların içlerini görüyorsunuz zaten her şeyi. Oradan karşıya geçip taş terasa doğru gideceğiz. Evet doğa severler, evet kamp severler, bugün harika bir yere geldik, harika bir kanyona geldik. Görsel manzaraları muhteşem, muazzam. Burası Sırçalı Köyü ve Düzce Köyü'nün tam ortasında bulunan taş teras. Yani Sırçalı Kanyonu deniliyor, Düzce Kanyonu deniliyor. Hadi beraberce izleyelim bakalım, seyrine doyamayız buranın. Ben şahsen doyamıyorum.
Buraya çadır kuruyorum ama burası ne kadar güvenilir bilmiyorum. Çünkü bunun aşağısı doğal oluşumlardan mahvolmuş, yani yıkılmış gitmiş. Sadece bu uç nokta kalmış, ben de buraya çadır kuruyorum. Korkuyor muyum? Hayır. Umurumda mı? Hayır. Ben sadece keyfime bakıyorum. Biraz şöyle keyif yapacağım. Çadırı da çantayı içine atayım. Rüzgar uçurmasın. Yes. Ya bunları çekemiyoruz. Taş lazım burada. Thank you.
Evet dostlar, söylediğim gibi harika bir yere geldik. Burası Sırçalı Kanyonu. Yani burası aslında Sırçalı Kanyonu'ndan sonra bu doğal oluşum altındaki kaya topraktan böyle şey yıllar önce göçüp gittiği için bu sivri olarak kalmış. Şu an burası biraz tehlikeli de gözüküyor aslında. Zaten şu an kamera tutan arkadaşlar bu korktuğu için bu çadırı buradan alacağım. Aslında bana kalsa ben burada uyumayı yeğlerim. Hakikaten çünkü çok güzel bir görseli var, görüntüsü var. Burası muhtemelen birkaç yıl sonra çöker ama umarım biz buradayken veya herhangi bir insan buradayken çökmez. Seyri çok güzel, heyecan çok güzel, macerası çok güzel ama tehlikesi de biraz bir o kadar da tehlikeli. Şu an çadırı alacağız, yukarı taşıyacağız. Sırçalı Kanyon, bahsettiğimiz gibi Sırçalı Köyü ve Düzce Köyü'nün tam ortasında kalan bir yer. İki köye de yakın bir konumda. Buraya nasıl gelinir diye sorarsanız, buraya Safranbolu'dan zaten Eflani tabelasından girildiği zaman Yazılı Köy. Doğru muydu? Yazılı Köy istikametine giriyorsunuz ve Yazılı Köy'den sonra bu yol sizi direkt buraya çıkarıyor. Hiçbir yere sapmadan. Yol olduğu gibi direkt buraya çıkarıyor ve U şeklinde yürüyerek tam olarak buraya ulaşıyorsunuz. Bizim işimiz çok. Şu an saat 4 oldu. Ateş yakılacak. Çadır neyse kuruldu. Odun toplanacak. En büyük tedirginliğim tabii ki odun. Güzel güzel kuşlar da burada uçuyor. Ne kadar güzel ve mutlular. Biz de onların mutluluğuna eşlik ediyoruz ve bunun için de hakikaten çok keyifliyiz. Çok güzel vakit geçiriyoruz buralarda. Ama işimiz çok. Özellikle benim işim çok. Ben işe koyulayım. Şu güzelim manzarada şu çadırı yukarı alıp başlayalım. Sonra bir yemek yiyeceğiz. Ateş, yemek. Güzel, sonra keyif. Daha ne olsun ki? Thank you. Şimdi ateş var. Faslı. Hatun, ne yaptık? Çekmedin değil mi? Çekiyorum. Ah. Evet. Tamam. Biraz daha çekimler olsun. Olsun olsun. Bu diken. Evet diyordum ya, çok işim var diye. Hakikaten bunları gittim. Ya daha doğrusu beraber gittik. Bağladım ve sürükleye sürükleye buraya kadar getirdik. Şimdi ateş yakma zamanı. Ateş yakacağız. Akşam da oldu. Aceleyle yemek yapmamız lazım. Nefes nefese. Çok işim var. Çok. Tabii ki ateş yakayım. Ondan sonra yemeği yapacak arkadaşlar da var burada. Ona karışmayacağım. Karanlıkta odun toplamış, yiyememiş. Siz Meksikalı mısınız? Nereden geldiniz böyle? Hola. Evet, sen de bunları getirdikten sonra bizim daha derdimiz kalmadı. Bu arada şey de yaptı, yemek hazırlığını da yaptı. Değil mi? Bakalım. Malzemeler. Evet. Aşçı. Aşçı yemeklerini hazırlamış. Öyle benim ateşi iyice hazır etmemi bekliyor. Ellerine sağlık. Baharatlarım. Baharatlar, dolu baharatlar. Küçük minnak bir şarap. Evet. Minnak bir şarap. İyi, o zaman ben biraz daha harlayıp odunu... Acıklık lütfen. Evet. Ben de o zaman ateşi harlayıp yemek için hazır edeyim. Yoksa hakikaten burada açlıktan öleceğiz. Bekliyor başımda. Başımda bekliyor. Ateş almak üzere ya, biraz. Sanki biraz. Bu
Onlar kuru güzel yanar ama. Hepsini birden. Bir kırsak mı ne yapsak acaba önce? Hemen olsa. Ay nasıl bir keyifli yerdeyiz bakın. Şöyle keyifli bir yerdeyiz aslında biz. Çok da güzel manzarası var. Harika bir oluşum ya, muhteşem bir oluşum. Hansın ne kadar harika. Ve biz son sürat hazırlıklara devam edip bu gece karnımızı doyuracağız. Ve eminim güzel olacak. Yes. Yapıyorum ya bu işi. Siz kapanmışsınız. Üşüdüm, üşüdüm. Üşüdüm o yüzden. Kızılderili. Evet, Kızılderili. Evet. Obamızın lideri. Boyuncak. Oba oba oba. Hadi ben ateşe devam edeyim hakikaten. Acayip acıktım ve akşam da oldu. Yemeği gündüz yapmaya başladık. Akşam oldu, hava karardı. Ama neyse ki sona yaklaştık. Haricik. Afiyetle yemeğimizi yiyelim. Hakikaten çok geç kaldık. Ne böyle bir şey yaptık hiç bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. Çok geç kaldık. Hava çok karardı. Gerçi sonbahar ya. Hı-hı. Normal. Zorlanırken. Bari beni korkudan öldürdü ya. Bak yok o değil. Bitti gitti. Beni görünce korktu. Küçük müydü? Çok küçük. Fındık gibi. Zıpladı şurada bir yerde. Ama diyorum bir şey oldu. Ya ben bir şeyin gelebileceğine ihtimal vermedim de. Nasıl? Yemek hakkındaki yorumun. Güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evet ama keşke böyle kaşık çatalımız olsaydı da şöyle bir şey var. Yap. Var mı? Hı-hı. Bitirdim. Çatal mı kaşık mı? Hiç fark etmez. Var da karanlıkta inşallah buluruz. Zor değilse boş ver. Kaşık buldum. Olur olur. Ah. Eyvallah. Soğudu hava. Dikkat et. Bayağı soğudu. Bak ateşle falan uğraştık da üşümüyoruz. Aynen. Hala geziyor orada. Sesini duyuyorum. Ekmek yer mi? Ekmek var. Yer mi? Bari her şey yer. Sevimli de bir şeydi kerota. Ah şunu bir gündüz gözüyle yemek vardı. Manzarada. Ah be.
Şans. Niye böyle davrandık biz? Bazen beynimiz duruyor yani, bilmiyorum, yapılacak işleri yapmayıp da Sana bırakıyoruz. en sona bıraktık ve hakikaten kötü oldu. Çok karanlığa kaldık. Artık kahvaltıyı orada güzel bir şekilde. Kesinlikle. Nedir burayla ilgili yorumların? Çok iyi. Bakir. Kimse yok. Muhteşem bir manzara. Değil mi? Eksantrik. Değişik bir taş teras. Taşın oluşumu, o duruşu. Çok enteresan. Çay içeriz değil mi? Yemek sonrası. Hatta Şimdi, ben şimdi, şimdi. suyu koyayım bence. Bak şurada. Gel gel gel. Ekmeği gidiyor. Gitti ekmeği. Aldı gitti. Valla. Koştu. Aynen. Resim ya. Eşek seni ya. Çok sevimli. Ekmeği aldı gitti. Yani bayağı acıkmış ya. Ye tosunu. Nasıl kurçuşu var ama? Ye tosunu ye. Eşek. Fare var ve fareyi görüntülemeye çalışıyoruz. Şu an gelip gelip kaçıyor. Şimdi ışıklı tuttuk ya, gelin mi acaba? Gelir gelir. Gidiyor. Yatar mısın oraya senin? Gibi yabani hayvanlardan dolayı ağaca astık yiyecek içeceklerimizi. Gece gelecekler muhtemelen ve burayı yoklayacaklar. Bir şeyler kaldı mı? Çakal olur, fare olur, bir şeyler olur yani, her şey olur. Vahşi hayatın içerisindeyiz, vahşi doğanın içerisindeyiz. Çok güzel bir yer, harika bir yer, ıssız, kimsesiz bir yer. Bilmiyorum tam olarak keşfedilmemiş mi bu kadar buranın sakin olması, garip. Yani ben böyle düşünüyorum şu an. Ve her zaman söylüyorum, doğada, harika yerlerde uyanmak kadar güzel bir şey yok. Ve sabahleyin bunlardan bir tanesini yeniden yaşayacağım. Ve yeniden dünyaya gelmiş gibi heyecanlı ve mutlu hissedeceğim. Bitiyor gece. Gece bitiyor. Karanlık. Her yer gökyüzü yıldız dolu. Hadi bakalım. Okey.
güzel bir geceydi. Günaydın. Günaydın. Güzel bir gece, mutlu bir sabah ve harika bir yerde uyandık. Şuranın manzarası, hele sabah olunca böyle komple vadi, böyle bulutlar çökmüş, sis çökmüş, harika bir görüntüsü vardı. Evet, yani ne diyebilir ki? Ne söyleyebilir? Yani çok keyifliydi. Tertemiz bir hava. Gecede hiçbir şey rahatsız etmedi. Hiçbir şey. Ufak tefek yiyecek aramak için çakallar belki bir dolaştı etrafımızda. O da normal bir şey. Her yerde vardı. Doğanın her yerinde vardı çakal. Oy! Evet. Kalktık. Hava çok güzel. Gün çok, çok güzel. Çok açız. Yeniden bir ateş macerası olacak. Ondan sonra güzel Islak bir kahvaltı. Odunlar. Bakalım. Odunlar evet. Çok çiğ düşüyor. Çiğ aynen, düştü. Çadır aynen. Komple üstü böyle çiğ oldu. Odunlar... manzarayı görmelerini istiyorum. Evet ya. O manzarayı çok güneşe değişik. Karşı da şöyle bir... Hakikaten... Harika yani. Evet, çok da güzel. Sis, hafif bir sis çökmüş. Sabahki daha güzel tabii. Evet. Mis gibi, kuş sesleri. Çok fazla kuş var değil mi? Evet. Bu tarafta. O zaman yeniden bir hazırlık yapalım. Hazırlığa başlayalım. Hazırlığa devam edelim. Haydi. Karnımızı doyuralım. Aynen. Korkuyor hala. Hayır, açtım korkuyor. Orada hala şey var. Oo, köz var hala aşağısında. He? Hala köz var. Güzel zeytinyağlı bir salata yapacağım. Zeytinyağlı bir salata. Evet. Allah. Güzel. Ben yerim. Ben her şeyi yerim. Ben de bir ateş yakayım. Şahane bir yerde, şahane kahvaltı. Evet. Kahvaltımız hoş. Oh. Bardağa dikkat et. Ben bardağı hemen aşağıya alacağım. Ha, şurada kalabilir, şurada kalsın ya. En güvenilir. Zaten garanti her yerimiz olsun. Beton. Düz tabii. Çok sıcak. Evet. Aa, güzel ısıtmışsın. Güzel oldu ya. Bak bakalım nasıl olmuş. Enfes. İyi mi? Başarılı. Kesinlikle. İs kokusu da gelmiş. Çok güzel olmuş. Zaten olay o ya. Hı-hı. İs kokusu. Bence o geri kalan yumurtaları da kıracağız.
Ama büyük olsa kesinlikle kırılır. Hı. Ama mutabının da bu tadı var. Evet. Ay elim yemeyorsam. Peynirler merhaba. De oranın. Peynirler de şey zeytin diyorum. Zeytinler de oranın. Hı. Buna bahsettiğim gibi. Oy yeni biçim acıkmışım ya. Hı hı. Evet, iki gün boyunca harika, keyifli vakit getirdiğimiz muhteşem manzarasıyla Taş Teras, Sırçalı Kanyonu veya Düzce Kanyonu da denilen yere veda ediyoruz. Çok keyifli bir yer. Yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka buraya uğrayın. Çok çabuk geçti zaman. Zaman hakikaten çabuk geçiyor. Zaten dün akşam yemekten falan, gece karanlıkta yemekler, yoksa şurada gün batımında yemek yemek istiyorduk ama evet, kahvaltı ettik. Olmadı. O da güzel aynen bir şey. Kahvaltımızı ettik orada güzel bir ortamda. Veda ediyoruz. Yani bu videoya da veda ediyoruz. Bu güzelim yere de veda ediyoruz. İki gündür buradayız ve hakikaten kimse gelmedi. Şöyle bir yerde en azından gün evet içerisinde. Ya. Şurada bir çay veya ne bileyim bira mı içmek istersiniz, şarap mı içmek istersiniz. Şu güzelliğe sandalyelerinizi atıp da eşsiz manzara karşısında böyle kesinlikle seyredip keyifli keyifli takılabilirsiniz. Umarım herkesin yolu düşer buralara. Evet, bu konuda da bana çekimlerde falan yardımcı olan Songül teşekkür ederim. Ben sağ ol. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşım. Evet, şuraya veda ediyoruz ve hoşça kalın.